Hakikaten ilgilendi. Doktor Erdinç Köksal 89 yaşında. Ömrünü hastalarına adamış 64 yıllık bir hekim. Şimdi köklü bir çınar. Mesleğinin başındaki, çocuğu hatta torunu yaşındaki genç hekimlere yol göstermek en büyük mutluluklarından biri. 1958 Ankara Tıp Fakültesi mezunuyum ve bu mesleğe çok severek girdim. Dünyaya 10 defa da gelsem bütün zorluklarına rağmen yine bu mesleği seçerim. Ama ilk birinci sınıftan itibaren de çektiklerimizi bir Allah bilir bir de biz biliriz. Gerek talebelik gerek asistanlık dönemlerinde. Üniversite diyordu ki evet gel asistanım ol ama fahri asistansın. Maaş yok. Nasıl maaş yok? Ben doktor olmuşum. Belli bir yaşa gelmişim. Ne zaman ben maaş alabilirim? Asli asistanlık kadrosu açılırsa belki 3-4 sene sonra alabilirsiniz. Yani bedavadan bu ülkeye doktorluk yaptık. Bugün ak saçlı gördüğünüz birçok doktorlar benim gibi inanın zamanında fahri asistanlık yapmıştır. Bir kuruş para almadan o 4 yılını geçirmiştir. Doktor İlyas Kabaksa kariyerinin başında genç bir hekim. İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji bölümünde uzmanlık eğitimini tamamlamak üzere. Doktor Erdinç Köksal'la tıp üzerine sohbet ederken meslekte ne kadar büyük değişiklikler olduğunu fark ediyorlar. Bir de bazı konuların hiç değişmediğini, hep aynı kaldığını. Biz mesleğin en saygın olduğu dönemlerde bu hekimliğimizi yaptık ve çok mutlu günler geçirdik. Nasıl mutlu günler geçirdik? Çünkü ninesini sırtına alıp da size getirdiği zaman doktor hanım evelallah sana teslim derdi. Bu ne demektir? Evelallah sonra hangi makama koyuyor doktoru düşünebiliyor musunuz? Ne kadar yüce bir makama koyuyor. Maalesef bunu göremiyoruz ve maalesef genç arkadaşlarımız bunu yaşayamıyor. Genç arkadaşlarımız yumruk yiyor, tekme yiyor, bıçaklanıyor ve öldürülüyor. Yani arada o kadar bir fark var ki siyahla beyaz kadar. Ama ne olursa olsun hekimliğin saygınlığını asla bunlar azaltmaz, değerini düşürmez. Gerçekten o dönemler şey gibi, bir hayal gibi. Yani şu anki şeyle alakası yok. Ne kadar, nasıl bu kadar zamanda bu değişebildi, bu hale gelebildi? Gerçekten şaşırıyoruz artık. Eski o günleri keşke biz de yaşayabilseydik, biz de o günlerde doktorluk yapabilseydik keşke diye düşünüyorum. Dinlediğimiz bu hikayelere göre çok farklar var. Şu anda bütün genç meslektaşlarımız o saygınlığın yitirildiğini hissediyor. Eskiden böyle bir şey hiç duyulmazken şu an sağlıkta şiddet günlük bir rutin haline geldi meslek hayatımızın. Yeni jenerasyona dair Erdinç Köksal'ı en çok şaşırtanlardan biri doktorların 5 dakikada muayene yapmaları. Önce hasta bana anlatacak, buyurun içeriye diyeceğim, hasta soyunacak, masaya çıkacak, muayene edeceğim, tekrar giyinecek, bana gelecek, hastalığını anlatacağım, ilacını yazacağım, tarif edeceğim. Allah aşkına 5 dakikada bu sığar mı? Mümkün değil. 5 dakikada buna bakmak için insan değil de başka bir yaratık olmak lazım. Mesela şimdi İlyas Bey'e muayeneye gitseniz, 5 dakikada sizi almaya çalışsa, ne kadar yardımcı olabilir, ne yapabilirsiniz? Vallahi ben çıktığım zaman İlyas Bey'e kızarım. Beni doğru dürüst muayene etmedi. Eko çektir, bir de MR çektir, geldi diye bana bu kağıdı verdi derim. Derim yani kızarım hakikaten. Aralarında yarım asırdan fazla yaş farkı olan bu iki jenerasyon doktorun en büyük farklılıklarından biri de teknolojinin değiştirdiği tıp yaklaşımı. Ben Covid'den sonra maalesef kalp hastası oldum, kalp yetersizliği oldum, kalp pili takıldı. Ama çok iyi kardiyologlara da gittim, değerli meslektaşlarıma da gittim. Ama hep hafızamdaki kardiyologların kalbi dinlediğine şahit olamadım. Eko'yla, elektro'yla, diğer tahlillerle teşhise gidildi ve pil takıldı. Yani biz hala dokunmatik doktorluktan yanayız ve doktorların yıllarca hani bazı şeyler vardır kaldıkça daha değerlidir.
Bizim mesleğimizde aşağı yukarı öyle. Eskiden muayeneyle tanıyı koyabiliyordu doktorlar. Biz ondan çok uzaklaştık. Artık teknolojik bağımlı hale geldik. Daha çok tetkik. Eskiden sadece muayeneyle koyabildikleri tanıyı biz de görsel olarak bir yöntemle doğrulatarak koyma şeyi var. O değişti tabii. Eğitim daha çok teknolojiye artık yönlendiriyor. Hani bu daha ileri bir yöntem varken mesela o daha artık öne geçen bir şey haline geldi. Şartlar zor olsa da hekimlik tutkusu da, hekimliğe dair umutlar da hep taze. Her tıp fakültesi öğrencisini takdir ediyorum. Bu şartları görüyor, işitiyor, her şeyin farkında ama yine hekimliği seçmiş. Harika bir şey. Hekim adayı genç arkadaşlara bir tek şey söylemek isterim. Ettiğimiz Hipokrat yeminini daima her hastaya bakarken hatırlayalım. Mesleğe saygı duyalım. Hastamıza saygı ve sevgi duyalım. Ben devam etmeyi planlıyorum. Yurt dışına gitmeyi düşünmüyorum. Yine bu topraklarda bu topluma hizmet etmeyi düşünüyorum. Yapabildiğim en iyisini yapmayı düşünüyorum. Ben arkadaşlarıma diyeyim, ne kadar zorlu çalışma şartlarımız olsa da etik değerlerden yine hiçbir şekilde vazgeçilmemesi, mümkün olduğunca bu değerlerimizi uygulamaya çalışmalarını öneririm ve mücadele ederek bu şartların düzelmesi için ellerinden gelebildiklerini yapmalarını öneririm.